Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda doğrusal fonksiyon konusunu inceleyeceğiz. Yani doğrusal fonksiyon nedir? Bir ona göz gezdirelim. Örnekler üzerinde daha rahat anlayacağız kesinlikle. Şöyle diyoruz. A ve b, b sabit sayıları. A, B eleman reel sayı şeklinde verilsin. A ve b, b burada sabit birer reel sayı. F, R'den R'ye fonksiyonun kuralı. Eğer fx eşittir ax artı b biçiminde ise bu fonksiyona doğrusal fonksiyon denir. Yani ne demek bu? X üzeri birli terim olacak bir de sabit terim olacak. Böyle olursa bu doğrusal fonksiyonmuş. Örneklere bakalım. Bakın X'li terim var bir de sabit terim var. X'li terim var sabit terim var. X'li terim var sabit terim de var aslında burada sıfır. X'li terim var bir de sabit terim var. Bunların her biri neymiş? Doğrusal fonksiyonmuş. Şöyle doğrusal fonksiyonların kuralında sadece X'li terim ve sabit sayı bulunur. X kareli veya X küplü terimler bulunmaz. Ya da bunların dışında herhangi bir terim. Bulun bazlıyoruz. Doğrusal fonksiyonun olayı bu gençler. Kazanım videolarında görüşmek üzere.